İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur. Biri kaçar, öbürü kovalarsa aşk olur. İkisi de sever lakin birleşemezlerse işte o zaman efsane olur. Torunun nikahını sana haber vermedik. Siteminde, sözlerinde haklı olabilirsin. Eğer bağışlıyorsan gel sen de bizimle olmayı kabul et. Bugün burada sevincimizi bizimle paylaş. Ya ben bu evlenme cüzdanımızı da ben doğru dürüst göremedim. Sende mi o? Işığı kaçıranı bağrına bastın. Sultan anayı. Leyla'yı. Bak 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 bak. Bırak oğlum. Selda. Bunu nasıl yaptın? Oğlumu nasıl kaçırttın? Hiç mi için sızlamadın? Bir anayı çocuğundan ayırmayı nasıl düşünürsün ha? Kimi aradınız? Oğlunu. Devran'ı arıyoruz ana. Devran burada yok ki. Anlayacağız şimdi burada mı değil mi? Ay bir dakika canım. Çekil de. Gözün aydın. Senin iş tamam. Pasaport? İki gün sonra hazır. Nasıl yani? Üzümü niye bağını sorma. Bir kadından söz ettiler. İşini bitireceğiz dediler. Kadın mı? Kimmiş dediler mi? Sultan ananın asıl derdi ha? Bilal yavaşlar mısın? Bu ne hız? Bilal duymuyor musun? Sen de kimsin? Dur! Durdur arabayı! İmdat! Sen bir ses duydun mu? Hayır hiçbir ses yok. Sen varsın ben varım bir de. Devran ben. Burada kalırsam senin de başın belaya girer. Bir kez daha Zerda'nın kılına bile zarar vermek aklından geçerse bu kurşun gelir seni bulur. Neresinden başlasam da anlatsam. Geçmiş zaman oldu epeyce. Zerda'nın belediye başkanı olduğu günü dün gibi hatırlayayım. Tam 5 yıl geçmiş aradan.
köprülerin altından çok sular akmış. Ama gelmiş dayanmış öteki seçim. Devirmişiz seneleri. Bu arada ışığımız da anasının yanında gozel gozel büyüdü. 5 yaşını sürüyor. Açık sessiz masum bir çocuk oldu bizim oğlan. Kimseciklere yanaşmayayım. Bir tek anasına güveneyim. Yolunu gözleyeyim bütün gün. Kötülere bir şey olmaz derler. Büyük hanım yaşıyor ama pek tadı tuzu yok diyorlar. Sultan olmuş suyu kesik boş değirmen. Kimsenin kuyusunu kazacak hali kalmamış. Hazıra dağ dayanmaz demişler ya. Konak da eski zenginliğini sürmeyeyim. Hacer Hanım pastacı dükkanı açtı. Hem oyalanayım hem de konağı çekip çevireyim. Sıla ile Osman Angara'da. Sıla okuyayım. Son senesinde. Gelip gidiyorlar arada. Akgül cadısı konaktan ayrılalı çok oldu. Dibi düşük çürük sahan misali kimseye bir faydası yok. Gülbahar'a Hacer Analık edeyim. Velhasıl çok şey değişti buralarda, çok. 40 parçadan yırtık duman misali. Neresinden tutup anlatayım hikayeyi? Bir tek bizim gozel prensesimiz Zerda'mız değişmedi. Alnının akıyla Bozdoğan için çalıştı, dilindi. Büyük işler başardı, Basava'yı kalkındırdı. Bir de Alp Bey var ki yanında, esaslı bir adam hani. Has bir insan evladı. Geldi yerleşti buralara. Zerda'yı koruyayım, kollayayım. Her işin ucundan tutayım. Belki gönlünü kaptırmış Zerda'ya. Ama velakin ses etmeyeyim, bekleyeyim. Devran yiğitse kaybolup gitti. Ne bir iz var, ne de bir ses. Zerda kalbinin sesini dinlediydi. Koşup gittiydi, biliyorsunuz. Gittiydi ama ne çare. Geden gitti, kaçırdı gemiyi. 5 koca yıl geçti de hala bir haber çıkmadı Devran yiğitten. Zerda da ne yapsın? Kalbine gömdü Devran. Kendini oğluna kasabaya adadı. Varalım bakalım bizim yaşlı Sıddık ne yapayım? Sesi geleyim. Işığa masal mı oku yine? Prens çorbanın içindeki yüzüğü görünce hemen oduncuyu çağırmış. Bu çorbayı kim pişirdi neyi sormuş. Oduncu kızım pişirdi deyince de bu senin öz kızın mı demiş. Oduncu da her şeyi bir bir anlatmış. Hemen kızı saraya getirmişler. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Prensle köylü kız evlenmişler. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım. Nereye? Tahtına. Tahtına. İyi geceler prensim. Anne, sen kırmızı terlik masalını biliyor musun? Bilmiyorum. Ama belki yarın sen bana anlatırsın ha. Bu gece kiminle uyumak istiyormuş küçük bey? Kuzusuyla. Sen askere giderken de bu kuzuyu yanına alacaksın galiba ha? Alamaz mıyım? Alırsın, niye alamayacak mısın? Hadi şimdi uyu bakalım, tamam? Anne, yarın parka gidecek miyiz? Gideceğiz dedim ya. Ama ya yarın işin çıkarsa? Bu sefer işim çıkmayacak söz. Tamam? Bu yılda karlılıkta hedefi tutturduk. Öyle görünüyor. Ha, bu arada yetenekli çocuklara burs için ayrılacak fonu unutmayalım. Seher'cim, şimdi bursu falan bırak da şu bütçeye gelelim. İşletme bütçelerine bakacak mısın? Şimdi mi? Evet, geç bile kaldık. Artık yeni girişimlere kanalize olmak lazım. Hey, çoklu katılımı mimarı. Uyuma. Zerda, bizi duymuyor musun sen? Evet. Pardon, kusura bakmayın. Hiç formunda değilsin bugün. Şu önümüzdeki 3 ayı başkanlığın son günlerini de atlatayım. Bir daha kağıt, dosya görmek istemiyorum. Tek istediğim Işık'la baş başa olmak. Görüyor musun Alp? Bizden sıkıldı artık. Evet, bu gayet açık. Anlamıyorsunuz. Çocuğumun bana ihtiyacı var. Birbirimizi göremiyoruz bile. Hadi Seher, şu kağıtları, dosyaları toplayıp gidelim buradan. Hatta Bozdoğan'ı terk edelim. Bize yol göründü, ne yapalım? Evet, aynen öyle. Başınızın çaresine bakın.
Bakın bu defa aday filan olmuyorum. Peki sonra ne olacak? Senden sonra? Bilmiyorum. Orasını siz düşünün ha. Zerda cidden yorgun. Burada keselim mi toplantıyı? Yok yok, bitirelim. Mahmut Ağa'nın arkamdan konuşmasını istemiyorum. Mahmut Ağa da nereden çıktı şimdi? Ben başkanlıktan çekilince sıra onda değil mi? Sen kararlısın galiba. Üstelime işte. Zerda göründüğü gibi evinin kadını olmak istiyor. Yani biraz mızmızlanmaya hakkım yok mu Alp Bey? Hiç olmazsa dostlarımın yanında ha? Ben çayları tazeleyeyim. İyi olur. Nasıl olsa sizlerden kurtuluş yok. Çalışmaya devam. Peki, şuraya baksana. Nasıl, beğendin mi? Fena değil. Of. Yahu bir bakan yok mu şu telefona? Hay canına yandı mı kahpe dünyası ya. Ya zır zır öttürmeyin şunu dedim de pemde ya. Ya ne hallere düştük ya. Ah kahpe dünya ya. Alo buyurun. Kimmiş? Osman Bey. Ha, aklına gelebilmişiz demek. Hayırdır Osman'ım? Hangi dağda kurt öldü? Ya vallahi yok keyfim hakikaten. Ya şu böğrümdeki ağrı böyle zıplatıyor ya. Ne ağrısıymış bu böyle? Ne olmuş karnına? Bak abi, sen içkiyi fazla kaçırmıyorsun değil mi? Vallahi hiç yakışmıyor abi sana. Bildiğin gibi nane molla yine. Abi kaç telefondur şu karın ağrısını söylüyorsun? Yarın mutlaka doktora gidiyorsun. Hiç itiraz etme. Bak, yarın akşam telefon edeceğim. Eğer gitmemişsen... Tamam, tamam, tamam. Gideriz, gideriz. Yok sıranın okuluydu, yok senin yüksek lisansındı. Oydu buydu derken... iyice beni derk ettiniz buralarda. Ya, abi geleceğiz, geleceğiz. Vallahi geleceğiz ama... bu ara çok yoğunuz. Sıla'nın sınav zamanı. Bak yine mutlaka arayacağım ha. Hadi iyi geceler abi. İyi geceler. Abim sitem edip duruyor. Hayatı iptal ettik sayende. Sakın bana çatma. Abim bal gibi naz yapıyor biliyorsun. Yalnız kaldı hakikaten. Kimi kimsesi yok. Can sıkıntısından mıdır nedir, takacak bir şeyler buluyor mutlaka. Biraz da haklı. Hele bir gelip şu evin halini görse... iyice acır kardeşinin haline. Bu sefer de bize takar. Ne varmış halimizde? Ya bak Sıla, şu son sınavın da bitsin, bir daha eline kitap falan almayacaksın. Allah Allah. Niye almayacakmışım? Bak, ben diplomayı şu duvara asarken sen de doğru düzgün bir Antep yemeği pişireceksin. Yetti bu derbederlik ya. Ya ben geberdim çalışmaktan, sen yemekten söz ediyorsun. Hem de Antep yemeği. İyi valla. Ha ya, Antep yemeği dedim ya. Yarın kürsüden arkadaşlar bize geliyor, haberin olsun. Nasılsa sınavlarım bitiyor, sorun olmaz herhalde. Yani değil mi? Canım çıktı zaten. Bir de üstüne kürsüdeki arkadaşlarına ev sahibeliği yapacağım yani, öyle mi? Sınavların bitiş için çok iyi bir kutlama, sağ ol. Ya bin kere erteledim. Davet etmek zorundaydım artık. Tamam tamam, hıyarlık ettim. İptal ederim olmazsa. Ya da gidip hazır bir şeyler alırım. Hadi çalış. Unut bu konuyu. Abimin de gönlünü almamız lazım. Bir gidip görünelim bizimkilere. Ya sahiden bir hastalığı varsa çok üzülürüm. Annem de bana sorup duruyor, ne zaman geleceksiniz evinize diye. Gel de çalış şimdi. Herkesi acayip özledim. Dayanamıyorum. ...250 gram kedi dili bisküvi... ...300 gram çikolata kıyması... ...süt ve krem şantiyi mikserde çırpın... ...peynir, kakao, çikolata kıymasını... ...karıştırın... ...kepçeyle... Hacer Hanım! Hacer Hanım! Hacer Hanım! Başı yetişti! Sultan Hanım kedi! Ne oldu anama, bir şey mi oldu? Sultan Hanım nefes almayayım, orarayım! Sen koş doktora haber ver! Hemen!
Hemen gidiyorum. Ana ne olayım? İpe su ver. Ana, ana doğrul. Allah'ım hadi ana az doğrul kalk. Hanımım, al hanımım. İç büyük hanımım. İç ana suyu. İç suyunu. İç. Fena hastalanmışsın sen. Ne vakit hastalandın böyle? Hanım, doktor istemeyeyim be. Ben bileyim. O doktorla bir olup beni hastaneye tıkacaksınız. O nasıl laf öyle ana? Şakası yok. Gidiydin, boğulaydın. Ha, doktorun ne faydası olacak? Ay, fazlasıyla yaşadım yeter. Ay, bu kadarı yeter. Vakti saati gelince gideceğim. Az zaten görüp göreceğimle kaldı bu dünyada. Yaradan'a dua edeyim, al beni diyeyim, almayın. Çakıcı ipçile var demek. Biricik torunumu dünya gözüyle göremedikten sonra... Azıcık bize teslim ol için, karışma için. Kendini düşünmüyorsun, bari bizi düşün. Elimiz ayağımız birbirine dolandı. Doktor gelecek, muayene edecek, o kadar. Söyleyin doktora istemeydin. Ay artık benim doktorluk halim kalmamış. Aman gül bağırma ağlayın. İffet sen bakıver anama. Sen merak etme. Hanımım, hanımım kendini toparla. Kendini topla. Hacer ana! Hacer ana! Ne oldu Gülbahar'ım? Buradayım kızım. Oy. Gene kötü rüya mı gördün çocuk? Ne gördün hatırlayayım mı? Anlat kendisini bir daha görmeyesin. Hep görüyorum ama. Anneni mi gördün gene? Ne yapıyordunuz? Annemle ikimiz yürüyorduk. Karanlıktı. Böyle sık sık ağaçlar vardı. Annem önden gidiyordu. Sonra birden kayboldu. Çok karanlıktı. Bağıracaktım anne diye. Ama sesim çıkmıyordu ki. Sonra bir canavar çıktı. Ne canavarıymış ki? Kocaman bir şey. O filmleri izlersen böyle olur. Canavar manavar yok. Yok değil mi Hacer Hanım? Tabii ki de yok. Ah budalacık ah. Hadi yatağa. Güzel şeyler düşüneceksin ki güzel rüyalar göresin ya. Bak ben ses ettim hemen gelirim. Hacer Hanım hep senin yanında olacak. Korkma tamam mı? Bakarsın annen de çıkar gelir. O da özlemiştir seni. İşleri vardır da gelemeyidir. Değil mi akıllı kızım? Hmm. Amirim Şahıl şu an içeri girdi. Tamam bekleyin biz takviye yolluyoruz. Anlaşıldı tamam. Sedat Bey. Getirdin mi? Getirdim. İyi sağlam mı? Sağlam birinci kalite. Merak etmeyin. Necdet sağlam zulaya koy. Emrin olur abi. Merhaba. Kaç gündür aramadın. Uğrayıp bir bakayım dedim. Ben sana haber vermeden buraya gelme demedim mi? Ne o? İşiniz mi vardı? Yukarı çık biraz bekle. Toplantımız var. Kimse kıpırdamasın. Durun. Kıpırdamayın. Kaldır ayağını. Geçin Sedat. Yukarı yukarı çabuk. Kaldır ayağını. Ayağını kalk. Geç şöyle geç. Yapın. Açma ayağını. Hadi gidiyoruz hadi. Ne yapacağınız onu? Her yeri kontrol edin. Yok bir şey merak etme. Hadi gidiyoruz. Ne oluyor nereye götürüyorsun? Atacaklarını. Bir yanlışlık oldu değil mi Hanım hadi, Bey? Hadi sen de toparlan bakalım hadi. Ben nereye gidiyorum beni niye götürüyorsunuz? Gelmeyeceğim ben bırak kolumu. Bırak. Hanım zorluk çıkarma gidiyoruz. Bırak beni bırak geç kolumu. Geç şöyle hadi geç. Tamam tantana etme bir şey olacağı yok. Hadi yürü. Yukarısı temiz mi? Yukarısı temiz.
Artık kafam hiçbir şey almıyor. Pes ettim işte. Haklısın, ne diyeyim. Ama az kaldı. Yarım saat daha dayanırsan işimizi bitiririz. İzin için müsteşarlığa başvuracağız. Hepsi bu. Büyütülecek bir konu yok ortada. Tamam da gözlerim rakamları çift görmeye başladı. Ben şimdi birer kahve daha yaparım. Açılırsın. Of Al. Şu dünyada senin kadar işkolik bir adam var mı acaba? Peki. O zaman kahveler benden. Alo. Evet, benim, buyurun. Kim? Anlıyorum ama ben toplantıdaydım ama sorun değil. Hemen geliyorum. Hemen çıkmam lazım. Ne oldu, sorun ne? Anlatırım sonra. Acilen gitmem gerek. Ben götürürüm seni. Yolda anlatırsın. Hadi hemen gidelim. Nasıl durum doktor bey? Nesi varmış? Şimdi daha iyi. Ağır bir enfeksiyon geçiriyor. Çok mu ağır durumu? Sakin olun lütfen. Ağır bir grip desem daha doğru olacak. İyi bari, gripse iyi. Çok korktuk, nefes alamaydı. Grip soğuk algınlığı deyip geçmemek lazım. Bu kadar ağır bir grip Sultan Hanım yaşındaki bir insanda farklı seyredebilir. Ciğerlerini falan tutar da Allah korusun, kaldıramaz bu yaştan sonra. Boğuluyor böyle öksürürken. Ciğerini tutmuş mu ki? Akciğer sağlam, bronşlar iltihaplı. Öksürüyor ondan. Ama daha da önemlisi, Sultan Hanım iyileşmek için hiçbir çaba göstermiyor. Bırakmış kendini. Hey ya, tersliği bizi başından atayım. Badem geldiyse öleceğim diye tutturdu. Ne yapacağız doktor bey? Hasta istemezse hiç kimse bir şey yapamaz. Ne siz ne de ben. Hiçbir şey yapamayız. Ölsem de kurtulsam diyen bir hastaya ne yapacaksınız? İyileşmeyi istemiyor. Her şeye yetişmek zorunda mısın sen? Bunları yapmak zorundayım Alp. Daha da fazlasını üstleniyorsun. Görev ediniyorsun. O Gülbahar'ın annesi. Yani oğlumun öz kardeşinin annesi. Aslında bu yönüne bayılıyorum. Herkesin derdine çare Zerda. Bir dönem daha başkanlık yapmak isteseydin hiç de fena slogan olmazdı aslında. Her durumda beni güldürebilen tek kişisin, biliyor musun? Şaka bir yana, sen şu seçim konusunu bir daha düşünsen diyorum. Tavsiyene teşekkür ederim. Ama seçim meçim yok. Bu işlerden bıktım artık. Benden bu kadar. Unutma, Bozdoğan senden daha fazla sorumluluk sahibi bir başkan bulamaz. Alp bak, kızıyorum ama. Artık evimin kadını olacaktım hani. Bu konuda destek bekliyorum. Oğluma söz verdim, biliyorsun. Biraz da ona ve kendime zaman ayıracağım. Ne işin var burada? O soruyu benim sormam gerekmiyor mu Akgül? Üzülme. Birazdan mesele neyse ortaya çıkar. Komiser hemen aradı. Başkanım, size haber vermeden olur mu? Bir yakınınızın işi düşecek de bunu borç biliriz. Bütün emniyet teşkilatı emrinizde. Teşekkür ederim. Benim hiçbir şeyle ilgim yok. Telaşlanmayın hanımefendi. Halledeceğiz. Ne diye telaşlanacakmışım ki? Sorgusuz sualsiz alıp getirdiler. Hanımefendinin olayla bilgisi olmadığı belli. Sorgulama bitmek üzere. Birazdan serbest kalacağını sanırım. Kendini acımıyorsan çocuğunu acı Akgül. Sana soran olmadı. O adam Tekin değil. Ne işin var onunla? Kendini toplaman lazım. En azından kızını düşün. Düşünüyorum. Hem de çok düşünüyorum. Ama faydası ne? O sultan olacak kadın kızımı yanıma verseydi, belki de her şey başka türlü olurdu. O adamın sana verebileceği hiçbir şey yok. Üstüme vazife değil ama... Evet, benim hayatım kimseyi ilgilendirmez. Akgül, başın belaya girecek olursa Gülbahar'ın da hayatını mahvedersin. Kendini o adamdan kurtarman lazım. Uzattın ama. Ne var? Sanki senin bana akıl verecek halin var da. Sen de kuyruğundan düşmeyen, şimdi de kapıda bekleyen bu adama metreslik etmiyor musun? Akgül, kendine gel.
Geçmiş olsun. Hadi bin, seni evine bırakalım. İstemem, kendim giderim. Sizi rahatsız etmeyeyim. Bileğim koptu be yürümekten. Ya daha sabahtan dükkana girer girmez hızlanmaya başlıyorsun. Bir günaydın derler önce. Günaydın. Hah? Var mı arayan soran? Şükrü amca aradı. Yeni halılar hazırmış. Bugün göndereceklermiş. İyi. Ha, bir de Adana'dan bir halıcı geldi. Gelecek aya 5 halıyı şimdiden sattık. O da iyi. Halı sat eve git. Halı sat eve git. Başka hayat yok zaten bize. İçim sıkılıyor vallahi. Öyle bunalıyorum ki bas bas bağırasım geliyor. Aa, yeter ama Türkan. Yiyip bitiriyorsun kendini ya. Nerede o yüzünde güller açan Türkan arkadaşım benim ha? Nerede? Hiçbir yerimde bir şey açtığı yok işte. Kuruyum ben, kuru. O Türkan gitti, bu posa kaldı geriye. Görmüyor musun? Ama böyle yaparsan iyice kuruyacaksın sen. Neyin varmış doktor hanım? Yani kara haberse tez duymak en iyisi. Şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Kesin konuşmak için birkaç tahlil isteyeceğim sizden. Emir demiri keser. Yani ne derseniz yaparız doktor hanım. Yani şurada öl değil ölelim ya. Bu çok iyi. Sevimli bir hastaya hasret kalmıştık. Yani şimdi bu filmlerden bir şey çıkmadı mı diyorsunuz? Bakın. Tam şurada bir gölge var. Olmaması gerekir ama var. Yani şimdi bu ciğerimin neresi? İşte bakın tam şurada. Küçük bir leke. Çıplak gözle görülmesi birazcık zor. Yani ne demek bu? Önce tahliller. Sonra belki biyopsi yapılacak. Muhtemelen o kitleyi oradan almamız gerekecek. Yani ameliyat mı olacağım ben? Of of Melia. Bebek falan olacağı yok. Yok da ben kabul edemiyorum bunu. Hadi oradan deli sen de. Millet kaç yaşında çocuk doğuruyor? Bu gidişle 40'ı da geçerim yine bir tohum bulmaz beni. Aman sus ağzından gel alsın. Daha 5 yıl amca oldu evleneli. Yaşınız ne başınız ne sizin. Ha ne oldu? Bu son gittiğin doktordan da mı şey ettin sen? Doktor doktor gezmekten bıktım Melia. Gitmeyeceğim bir daha. Ne umutlanacağım ki boşu boşuna? Öyle deme kız. Bu gittiğin pek ünlüymüş. En ünlüsü. Doğurtmadığı kadın mı kaldı? Bir sana mı çare bulamayacak ha? Sahiden hepsini doğurtmuş değil mi? He. Bu defa olur mu sence kız Melia? Aha bak. Buramdan biliyorum ben olacağını. Yeter ki sen de inan. Bırakma şu işin peşini he mi? Bak. Aha şuraya yazıyorum ben. Tez zamanda alacağım bu bebeği kucağına. Ay canım. Belediyemizin gösterdiği çabayı, kat ettiği yolu dinlemek üzere burada toplandığınız için hepinize teşekkür ederim. I am really impressed with the project. It's fine example of a what a contemporary municipality should be out. Projeden çok etkilendiğini, çok çağdaş bir belediyecilik örneği olduğunu söylüyor. İlgileri ve katılımları için teşekkürlerimi iletir misiniz? Mr. Oğlu, would like to thank you for your kind interest and project about. Thank you, thank you. Teşekkür ederim. This way. Gönüllü kadın grubundan Gülfidan Hanım aradı. Çayınlar Belediye Başkanı öğleden sonra ziyarete geleceğiymiş. Hı hı. Pardon başkanım. Apo bunlar ne böyle? Bak kuru yemişi kes kilo alıyorsun ona göre. Ya işte Turkan doldur cebime. Ya koyma deyince de bu sefer de küsü. Ha babam iyi iyi. Ben de bıktım. Tamam mesele anlaşıldı. Sen devam et Apo. Kiloyu da boş ver. Alp Bey geldi. İçeride sizi bekliyor. Tamam teşekkür ederim. Bir defa da çiçeksiz gelsen şaşıracağım.
Bak, fena alıştırıyorsun, uyarıyorum. Şikayetin mi var? Yok, hayır. Çok zarifsin. Şikayetim de yok. Ama çiçekçiyi mi zengin etmeye çalışıyorsun, bana mı bir şey söylemek istiyorsun, çözemedim. Tabii ki birincisi. Ben belediye başkanı Zerda Eroğlu'nun küçük esnafa destek programı çerçevesinde çiçekçiyi kolluyorum. O kadar. Nasıldı yabancılarla toplantı? İyi, çok iyiydi. Bizim projeye bayılmışlar. Hı, güzel. Sana da bu yakışır. Bunu sormaya mı geldin buraya? Hayır. Seni akşam yemeğine davet etmeye geldim. Müsaitsen tabii. Bu akşam mı? Ama benim sanayi odasına... Hayır, hayır. O toplantı yarın. Ben ön araştırma yaptım. Bu akşam programımız yok. Hafiyeniz Alp huzurunuzda bekler efendim. Işık kızacak ama. Işık kızmayacak. Çünkü o yemeğini yedikten sonra götüreceğim seni. Rezervasyonu ona göre yaptırdım. Bana teslim olmaktan başka çare bırakmıyorsun. Aynen öyle yapıyorum. Hacı Hasan mısın? Ha, benim. Akgül. Benim. Ne yapıyorsunuz? Gülbahar orada mı? Ne yapalım? Gülbahar içeride. Beni soruyor mu hiç? Söyle ona, yakında alacağım onu. Böyle şeyler söyletme bana. Bilmeyin, Sultan Ana izin vermeyin. Hala ölmedi mi hocada? Geberip gitse de kurtulsak. Ağzından yel alsın. Ne biçim konuşmak o öyle? Günaha gireceksin. Bana günahtan söz etme Hacer. Tamam. Kapatmam lazım şimdi. Nerede kaldın? Niye seni bırakmadılar? Bıraktılar ya işte. Kolay değil bu işler. Sen gene geldiğime dua et. Necdet nerede? Necdet biraz daha kalacak. Mal onun üzerinde yakalandı. Çıkarırız evelallah onu da. Gelmeyeceğim sandım. Dur, sana hemen banyoyu hazırlayayım. Gel buraya, özledim seni kız. Hatice! Ya nerede kaldı benim ıhlamurum? Buyurun Mahmut Bey. Ya limon koymasaydın ya. Limon mahvediyor benim midemi ya. Ya hani battaniye? Bir battaniye getireceksin ha? Ya koş getir şunu ya. Ulan ah be dünya. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ya? Dağ gibi adamdım. Böyle yerle bir oldum ya. Nihayet. Öt. Öt kız. Şimdi hadi git. Yalnız bırak beni. Ha Hatice. Kimseyi görmek istemiyorum ha. Kimseyi. Kimseyi eve alma. Of. Hatice çekil başımdan. Abi. Ana Osman. Ya geldiniz de niye haber vermiyorsunuz ya? Ya birdenbire böyle hayal gibi çıktınız karşıma ya. Haber alınca ilk uçağa atlayıp gel. Geldik. Gel benim aslan gelinim benim. Sen kaptın geldin değil mi bu ahlaksız merhametsiz kardeşim? Yok, ha? Yok valla Osman tutturdu abim hasta gidelim diye. Öyle mi? Aslan kardeşim benim. Allah ya. Ya bu göğsüme bir ağrı saplanıyor ki böyle. Ya tam sırası ya. Yat sen yat. Hemen kalktın ya, ondan oldu. Hastasın diye geldik zaten. Senin için geldik. Birden ayaklandı tabii. İyi misin şimdi abi biraz? İyiyim ya. Ya ne haldeyim bilmiyorum ya. Bıraktım böyle kendimi artık kadere. Bundan sonra başında durup tek tek takip edeceğim. Tepeden tırnağa baktıracağım her şeyi. İnşallah hepsi tertemiz çıkacak. İnşallah. Bak, o doktorun sıfatı olmasa... yani ben hiç gider miydim ona, bakar mıydım onun yüzüne ya?
Ya böyle, bakın böyle bir mezar gibi bir arete sokuyorlar böyle. Neyse ya, sonumuz hayır olsun ya. Ya vaz anlatın bakalım daha ne var ne yok. Yat, oturun şöyle. Yat. Gel, gel kızım, gel, gel, gel. Şu lokmayı da al bitiyor. İstemem. Almazsan ağlar sonra da baktaki. Ben ışığın midesine gitmek istiyorum. Yapar. Aferin benim oğlum. Sen yanında olunca iyi maşallah. Öğlende de mızmızlandın. Ben bakarım. Tamam. Aa, sen resim mi yaptın bugün? Boyaları karıştırdım fırçayla. Aferin sana. Aa, bak Alp amca da geldi. Merhaba. İyi geceler. Işık Bey'e bir şey getirdim. Bakalım beğenecek mi? Neymiş? Ne getirdi? Bir hediye. Aç bakalım neymiş? Ne varmış burada? Aa! Ne yapacağım ben bunlarla? Onları konuşturup oyun oynatacaksın. Bak. Göstereyim sana. Merhaba. Benim adım Ahmet. Senin adın ne? Oo! Dilini yutmuş. Cevap yok mu Ahmet'e? Oynamak istemiyorum. Ben seni tanımıyorum. Varsa yoksa annesi. Kimseye yanaşmaz ki. Neden bu kadar ürkek? Ne yapacağımı şaşırıyorum. Ne zaman açılacak bu çocuk? Bulunacak bir çaresi. Dert etme. Hadi çıkalım. Sıdık, bir şey olursa cebim açık. Tamam, ben sizi ararım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Elim elim epelek. Elden çıkan dopalak. Dopalağın yarısı bit pirenin karısı. Tamam, teşekkür ederim. Öperim. Hadi gel. Başlayın. Nerede bu kumanda? Allah, nerede bu kumanda? Turkan, koş kız şimdi başlığı. En heyecanlı yerinde kaldıydı. Allah Allah, nereye koyduk bu kumandayı ya? Nerede ya? Aha! Oh, Allah'ıma binlerce şükür. Allah'ım. Cevizi ezip ballan karıştıracağım. Sabah ziyafet var sana abi. Aman gözünü seveyim. Ya içim dışım var ya, ceviz oldu ya. Bak dizi başladı. Ya bana ne diziden? Gecenin en önemli anı şimdi. ...37.9 yaşasın yumurtlama günü. Ya ne oluyor ya? Niye kapattı şimdi? Bir saatte şu diziyi bekleyeyim, bilmeyin mi? Ya kalk hadi, kalk, kalk. Ya bütün ömrümüz televizyon seyretmekten mi geçecek? Şu odayı çocuklarla dolduramayacak mıyız? Dizimizi anlamam, vazife başına doğru yatağa. Turkancığım bak. Bana bak. Yumurtlama günüm kaçarsa... ...bir ay daha azap çekeceğim, öyle mi? Yürü apa tutturacağız, bu iş elimiz mahkum. Turkanım bak. Hadi şu elindeki dereceyi anladın. Ya bu işin saati de mi var? Bir saat sonra olsa olmaz mı? Söylenme Apo. Gerginkene de olmuyormuş. Bu doktor en alasını biliyor. Ne dediyse yapacağız. Kalk. Peki. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim.
inanılmaz bir kadınla karşılaştım. Erkekler dünyasının göbeğinde var olma savaşı veren ve idealleri için her şeyi yapmaya hazır bir kadın. Abartıyorsun. Hayır, abartı değil. Az bile söyledim. Sen hayran olmayacak o ender kadınlardan birisin Zerda. Ben de seni buldum işte. Aslında buraya demir atmamın nedeni sadece sensin. Artık bunu daha fazla gizlemek istemiyorum. Çok düşündüm Zerda. Ben sana hissettiklerim hayranlık kadar basit değil. Bir kez daha böyle duygular yaşayacağımı ben de zannetmiyordum. Sanırım bunun adı aşk. Evin kızı geldi. Canım herkesin yüzü gülüyor. Baksana. Canım. Evin kızı değil, Elin kızı oldu. Aa, hiç olur mu? Ben hep bu evin kızıyım değil mi anne? Kaç yıl geçti aradan, hala alışamadık yetmesine değil mi? Hayırsız kızım benim. Sık sık da gelmeyin. Özletiği kendini. Okulu var Nitçek. Hem ne yapsın buzdağını koskoca Ankara varken? Aa, hediyelerinizi unuttum. Bu senin. Ay. Ne almış kızım Asıl ablası? Bu sizin. Ay, sağ olasın. Bu sizin. Tamam, sağ olasın. Anneciğim bakalım rengini beğenecek misin? Bu sizin. Sağ olsun. Bu sizin. Sağ ol. Ay. Vallahi bilmiş de almışsın. Ben bu rengi bulamaydım buralarda. Kesene bereket. Kalın canı al. Sıcak sıcak tutar. Sağ olun. Açamadın mı? Açıversene Sıla ablası şunu. Babaannem nerede Allah aşkına? Biraz hasta, odasında yatıyor. Kötü bir şey yok ya. Yok yok, ağır grip olmuş. Bugün daha iyice. İyileşmek istese dirilecek de çok bırak iyi kendini. Nerede o eski sultan? Ah. Ay. Ne almış kızımı? Bebek. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Her gün biraz daha büyükseydim. Sen benim için o kadar değerlisin ki. Yani fevkalade bir insansın. Sen yanımda olmasan bunca işi becerebilir miydin bilmiyorum. Her zaman yanımdaydın benim. Işık ateşlendiğinde, babam hastalandığında, sanayi odasındaki iş adamları beni harcamaya çalıştığında. Ama aşk... Biliyorum, biliyorum. Tek taraflı bir aşk benimkisi. Bana aşık değilsin, biliyorum. Uzun uzun düşündüm. Bu o kadar da önemli değil diyorum artık. Yoksa açılamazdım sana. Aşk gelip geçici bir duygu. İyi ki aşık olmadın bana. Aşktan daha önemlisi sevgi. Ve inan benim içimde ikimize, hatta üçümüze de yetecek kadar sevgi var. Üçümüze de? Işık tabii. Onu kendi oğlum gibi seviyorum. Henüz onunla arkadaş olmayı başaramadım. Ama zamanla... Evlen benimle Zerda. Söz veriyorum mutlu edeceğim seni. Bunu biliyorum. Niye gülümsedin öyle? Çünkü hayır demedin. Bu iyi bir başlangıç. Seni kendimce sevdiğimi biliyorsun. Teklifini düşüneceğim Alp. Kolay değil. Korkan tekiyim ben aslında. Yani biraz zaman ver. Bu düşünceye alışmaya çalışacağım. Ne dersin? Bir 5 yıl daha yeter mi?
Yerine kimseyi koyamam. Bir ömür desen yine beklerim. Kimdir ha? Ben geldim. Sıla, sen misin? Benim ya büyük ana? Sen misin? Seni görmeye geldim. Oh yavru. Ta Ankaralardan. Ahmet Emin yadigarı. Kurban olurum geldin demek. Bana mı geldin? Nasılsın, iyi misin? Nasıl mıyım? Oğulsuz, torunsuz bir başıma bu yatağın içinde böyle garip gideyim, çile doldurayım. Bitse de bu dünyadan çekip gitsem bari oğullarımın yanına. Öyle deme büyük hanım. Alt tarafı bir grip olmuşsun. İnat etme, sen de ilaçlarını alsan kalkarsın sen iki gün. Bırakma kendini. Ben bırakmayayım da. Azrail de benim peşimi bırakmayı. Bileyim, hep ensemde durayım. Ben bileyim, ölüp gideceğim. Arkamdan ağlayanım bile olmayacak. Ben... Şşş. Burada kalırsam senin de başın belaya gelir. Göğsün hırıldı. İyice soğuk kapacaksın. Emine doğru değil. Ay başımı ağrıttınız ikiniz de. Bir susun yahu. Çıkıp da ne edeceksin? Ne yapacaksın hasta hasta? Vır. Ay her şeye maydanoz olayınız. Bıktım. Hava alıcıyım. Hava karışmayın. Hava çarpıyor adamı. Bak biz sağlamken çıkmayız. Hepiniz dikilmişsiniz karşıma. Bırakmayacak mısınız beni yani? Hava alıcıyım dedim. Karışmayın. Ne yapayım söz bu? Dinlemeyin. Söz çok dinlemeyin. Çok az olacak. Çok. Oh. Gol! 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 Ya bu kadar da gol yenmez ki anne ya. Ne biçim kalecisin sen? Tamam, bu sefer yakalayacağım. Görürsün sen. Hadi. Ah. Gol! Gol! Mahsustan yapıyorsun değil mi? Mahsustan yapmıyorum Işıkçığım. Kötü kaleciyim, ne yapayım? Çok kötüsün hem de. Ya. Oynamayacağım bir daha seninle. Takımdan at anneyi, beceriksiz. Kırmızı kart. Aa, atmayın beni. Hayır, çık çık. Işık lütfen. Hayır, çıkıyorsun anne. Biz oynayalım mı? Bak esaslı kaleci burada. Hadi lütfen ha? Gitmeyeyim. Zaten kızlar hiç iyi futbol oynayamaz ki. Hay ağzını öpeyim, doğru dedin. Hadi at bakalım şimdi. Hop, aba. Dur. Al. Tamam. Bu şimdi. At. Beyefendi beğenmedi beni. Tabii beğenmez. Anneyle top mu oynanır? Bu çocuğun arkadaşa ihtiyacı var.
bin defa ışığı bir yuvaya yazdır dedim. Yaşı geldi. Her bakımdan da gerekli. Çocuk biraz sosyalleşir. Evet, bunu çok konuştuk. Ama ben hala rüyamda Sultan Ana'nın gelip oğlumu kaçırdığını görüyorum. Hem seneye nasılsa okula gidecek. Ben de bu arada kendimi alıştırmaya çalışırım. Hata ediyorsun kızım. Ama sen bilirsin. Baba. Benim seninle konuşmak istediğim başka bir konu var. Dün gece Alp ne yaptı biliyor musun? Bana evlenme teklif etti. Sen ne dedin peki? Ben de ona düşüneceğimi söyledim. Alp'i çok beğendiğimi biliyorsun. Hem de her bakımdan. Çok efendi, saygılı, sevecen bir insan. Seni sevdiği de çok açık. En önemlisi ışığı çok seviyor. Bu aşikar. Hepimiz görüyoruz. Tabii önemli olan senin fikrin. Sen ne düşünüyorsun? Olabilir mi yoksa hiç dikkate almayacak mısın? Bilemiyorum. Alp çok nitelikli bir insan. Ama onu bir dost olarak seviyorum. Yani aşk değil bu değil mi? Unutma. Sevgi bazen aşktan çok daha güçlü, çok daha kalıcı bir duygudur. Saadetin nereden geleceğini yüreğin bulacaktır. Canını sıkacak bir konu değil bu. Tersine. Belki de geleceğini kurabileceğin en doğru insana rastladın. Kim bilir? Ya Osman nereden alacak Farkan'ı? Parmaktan mı yoksa koldan mı şey ettirecek? Bilmiyorum, koldan filan da olabilir. Fark eder mi abi? Ya çok acır kolumdan ya. Abi bir kan vereceksin ya, büyütme o kadar. Ya oğlum kütle var dedi, kütle kütle. Ya ciğeri kediye verdik Osman. Ne kadar ömrüm kaldı vallahi Allah bilir. Oo, sen böyle düşünürsen abi işimiz iş. Hiç merak etme, hiçbir şey olmayacak abi. Oğlum hissediyorum Osman. Böyle kötü şeyler olacağını hissediyorum ya. Geçmiş olsun. Sağ olun. Canım, şart mıydı yani bu kan tahlili ya? Hemşire hanım, çoğalmayın karıma. Bitirmeyin yani. Yani çok acımaz değil mi hemşire hanım? Ya bizimki de can ya. Benim canım çok tatlıdır hemşire hanım ya. Alt tarafı ip incecik bir iğne. Ya şundan kim korkar ya? Al hemşire hanım. Al 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 al. İstediğin kadar al. Bende kan bol. Oo, Mahmut Bey nasılsınız? Aa Sema hanım. Nasılsın işte? Doktorumuzun emrindeyiz. Öyleyse neticeleri alır almaz bana geliyorsunuz. Bakalım kan falınızda ne çıkacak? Kan falı mı? Ha vallahi fal bakmak gibi bir şey. Yani şuncacık kanla her şeyi anladığınıza göre. Gerekirse sihir bile yaparız. Ha bu arada danıştırayım. Kardeşim Osman Ankara'dan geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Abiniz biraz heyecanlı. Hani delikanlı gibi. Müsaadenizle ben artık vizite çıkmak zorundayım. Geçmiş olsun. Sonuçlar çıkar çıkmaz sizi mutlaka bekliyorum. Başüstüne sağ olun. Ya nasıl da bildi heyecanlı olduğumu. Vallahi pes ya. Durun bir bakalım. Gel Osman. Tamam. Osman. Çikolatalı tazecik biraz önce çıktı. Şuradaki de tamamen benim buluşum. Bir tatmak ister misiniz? Şahane. Ana. Hoş geldin. Ne işin var senin burada? Bak içine sen. Ben beklerim. İsterseniz akşama fındıklısı da çıkacak. Tamam akşama uğrarım. İyi günler. İyi günler.
Altı üstü bir bastı alacak. Ne diye oyalanayım bu kadar? Ana hayırdır? Korktum seni görünce. Az vaktin var mı Hacer? Var da hastasın. Niye çıktın evden? Beni torunuma götür Hacer. Sen eve götüreceğim yatacaksın. Hem doktor ne dedi? Doktor mu bilecek bana neyin iyi geleceğini? Şunun şurasında kaç günlük ömrüm kaldı Hacer? Torun özleminden biteyim. Hacer, torunumu göster bana. Nasıl yapayım ana? Bilirsin Zerda'yı. Bir yüzünü göreyim yeter. Alo. Hacer buyur kızım. Zerda'yı arıyorsan bir toplantısı vardı. Birazdan gelir. Tamam Bekir amca. Işık ne yapıyor evde mi? Peki Bekir amca. Zerda'ya selam söyle. Neredeymiş torunum? Sıddık'la evin oradaki parka gitmiş. Hadi biz de gidelim. Ne yapacağız ana parkta? Çocuk şaşırır. Gidemeyiz. Gideceğiz. Gidip göreceğiz torunumu. Ama ana. Serpil, ben dönerim birazdan. Olur abla. Merhabalar. Hoş geldin kızım. Işık nerede? Uyuyor mu baba? Sıddık'la parka gittiler. Nasılsın? Sen bugün meşgul değil miydin? Evet, meşguldüm. Ama konu iş değildi. Neydi? Bugün bir pedagoğa gittim Zerda. Pedagoğa mı? Az önce Bekir Bey'e de anlattım. Işığın içine kapanıklığı, tanımadığı insanlara uzaklığı filan kafamı kurcalıyordu. Bir bilene danışayım dedim. Bunu çok daha önce yapmalıydık. Nasıl oldu? Yani ne dedi? Mesela hayvanlarla temasın, hayvan sevgisinin yararlı olacağını söyledi. Nasıl yani? Eve bir hayvan filan mı alacağız? Ben çözümü buldum bile. Şimdi hemen gidiyoruz. Nereye? Orası da sürpriz olsun. E ama ışık dışarıdaymış. Gider alırız. Hadi hemen çıkalım. Peki. Baba bir şey olursa ararsın tamam? Tamam yavrum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Topal şeytanın yanındaki değil mi? Ana ne yapıyorsun? Yakından bakacağım. Olmaz. Şimdi Sıddık görmesin. Işık bak seni çağırıyla. Ben seninle oynayacağım Bekir. Ya ne yapacaksın benim gibi moru? Onlar arkadaş oğlum. İstemiyorum. Ana, gidelim mi artık? Dur hele, güç buldum zaten. Biraz daha seyredeyim torunumu. Yavrum, nasıl da güçlü görünüyor maşallah. Ha yavrumun yavrusu. Aslan parçası maşallah. Gülüm mü istedim kaçacağım? Duracağız işte burada. Hadi ana gözünü seveyim. Bak bir göreyim dedin gördün. Kaş yapayım derken göz çıkarmıyor. Ne
daha nereye gidiyoruz? Bilmiyorum Işıkcığım. Alp amcana sor. Söylemeyecek misiniz? Sürpriz. Biraz sabret. Bana ne ya? Sürprizi söylesene anne. İnan ki bilmiyorum. Bana da söylemedin. Ya lütfen söyle. Ama söylersem sürpriz olmaz ki. Az kaldı. Birazdan öğreneceksin. Vallahi ben de bir şey anlamadım. Meraktan çatlayacağız oğlumla ikimiz. Hiç ısrar etmeyin. Söylemiyorum. Teşekkür ederim diyeceğim sana ama yetmiyor bu kuru teşekkür. Allah Allah. Niçin bu teşekkür? Işık için yaptığım bunca şey için. Daha fazlasını yapmak isterdim. Eğer bana o şansı verirsen. Yani evet dersen. Senden tek istediğim bu. Korkmazsın sen atlarda? Korkmuyorum. Çok güzel bir çiftlik. Atlar da muhteşem. Umarım korkmazsın. Göreceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seyfettin Bey'le görüşecektik. Haberi var. Bir haber vereyim ben. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Seyfettin Bey, çiftlik sahibi. Zerda Hanım, Işık'ın annesi. Çok memnun oldum. Ben de. Çok keyifli bir iş yapıyorsunuz. Küçük Bey, adın da senin bakayım. Işık. Nasıl Işık yani? Kırmızı mı, yeşil mi? Işık. Seni çok usta bir hocaya teslim edeceğim. Fırtına gibi bir bilici. Hani filmlerde olur ya. Ha? Halil, seyisi çağırsana. Seyistan yana çok şanslıyız. Duruşundan, adım atışından, nefesinden bile tanır at. Hayvanın da, insanın da huyunu suyunu bir bakışta anlar. Gördün mü Işıkcığım? Seyfettin Bey seni çağırıyor. İşte geldi.